gitmeden önce o iki kadını ve Mustafa'yı orada dinleyin ve izleyin. İbretlik görüntüler şu anda da hepsi şeydeler, yani Instagram'dalar. Şimdi daha sonra oğlunu acayip yönlendirdi Yasin'i. O yönlendirdi anlar, değil mi? O çocuğum öyle bir insan değildi. Evet, Mustafa'nın Yasin'i yönlendirdiği anlar ekranlarınıza gelecek şimdi. Ama gözümüz kulağımız, sizin de gözünüz kulağınız yine Sparta'da. Buyurun. Doldurulmuş. Evet. Kız, cinayetle mi ilgili kızgınsın? Oğlum ben seni doldurdum. Nasıl? Doldurdu diye ya. Yok, doldurma. Buradan gelmeni ben istemedim mi oğlum senin? Evet. Gel oğlum, şöyle otur. Gel otur. Hayır, gelme. Gelme diyor. Kendi bilir. Oğlum konuşsana. Ben katil olarak cezaevine girersem sizin soyadınızı değiştireceğim, isminizi değiştireceğim. Onu demek istiyor. Yok, değiştirme. Katil yani olsa... Dışarıdaki olanlara nasıl bakacak o zaman? Annen telefonla konuşurken, ablanızla konuşuyorum gibi bir cümle kullandı mı hiç? Ne zaman? Son 10 yılda. Yok. Çocuklara edilmemiş. Oğlum ablamla konuşuyor diye siz demediniz diye. Hmm. Onu soruyor lan. Ha evet, o bizdik. Ben dedim onu. Onu ben dedim. Ben bu başka duyma o yanına. O yanına duyma. Yok, o yanına konuşmuyorum ben. O yanına konuşmuyorum. Ben dedim ablamla konuşuyorum. Ben ablamla konuşuyorum diye değil mi? Ben duyuyordum. Kızım falan diyordu. Baban mı seni yönlendiriyor? Hayır. Ama az önce sen bize ilk dedi, ben bu soruyu sana sordum. Ben bu ilk cevabı tutarım sorumu, diyeceğim hanım. Sonra evet, yani çünkü sorumu net bir şekilde anladın. Ben kafamı başka öbür konuya getirdi. Yok. Abla ben çıkacağım. Neden? Otur, ben sorularımı daha düşünüyorum. Ben çıkıyorum. Tamam, şuradan git, şuradan git, şuradan git ya. Ne oldu? Şuradan git. Annene mi kızdı? Doldurulu dedi de hanım. Sakin ol oğlum. Ya tamam. Yasin, sakin ol. Bir şey soracağım. Bak, kalbini tamam. Kırar. Hayır, tamam, kırma. Hayır. Tamam, bırak, geçsin, elime geçsin. Ağlayacak diye mi o şey oldu? Yok, ağlamaz. Ağlamaz. Biriniz ağlayacak, biriniz ağlamayacak diyor. Ne de soracaksın? Ben sarılabilir miyim oğlum? Ha? Yasin. Hayır. Yasin, annen de bir sarılmak istiyor. Şurada otur. Yok, iyiyim. Şurada otur oğlum, şurada. Hayır. Annen çok üzüldü ya. Git sarıl şunu. Hı? Git sarıl şunu. Hayır, uzatma. Git sarıl diyor baba. Yok, iyi böyle. Şunu sarılma. Yaptı çünkü. Burada demesi önemli değildi değil mi hanım? Sevgililerimi öne attığı için çocuklarım herhalde nefret ettiriyor bana. Yani burada milletin işte getirmesi önemli değil. İçeriden söylemesi önemli. Sakin, sinirlenme. Tamam. Sakinim ben. Yasin'in kendi şeyi değil, babası mı onu yönlendiriyor? Öğrendim hanım. Bunlara bir şey bayakta bulunduysam, bir öğrettiysem... İşte konuşsun burada. Evet. Tamam mı? Evet. Desene lan, oyunda da o yazışmalar neydi desene lan, evde köydeki. Bak. Aynen. Desene. Köylü neden korkuyor? Senden bayağı kızdın sana ya. Desene için diye. Bak köylü neden korkuyor? Oğlum ben sana atmadım mı? Kahrettim. Hmm. Bilmiyor musun sen onunla benim durumumu? Aynısı. Ben dağdan geldim oğlum işte köye. Sen desene oğlum, bu köydeyken babam evden kovamadan yaptın sen bu hareket desene. Evet. Sor bakalım o kelimeyi bir. Ben yapınca ne oluyor? Benim yanımda ne var şimdi? Oğlum, ben özür dilerdi. Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Ben hata yaptım dedim, özür dilerim dedim. Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Benimkinden niye özür olmuyor o zaman? Senin bir tek değil ki çünkü. Bir tek değil ki. Şimdi ben hiçbir şey dedim ben. Kim aklına? Bir gün olsun yemek kimmiş mi senin? Önünü kim aklına getirdi? Benim hiçbir şey dedim. Hiçbir şey dedim. Parası. Gel de sen gelirim ama ne düşünüyorsun? Bitkinim yer. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Ne oldu? Yine senin derdindeyim. Mahvetti dedim hanım. Çocuklarım mahvetti. Kendimi bile aramayayım. Çocuklarım mahvetti. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Hoşça kal demedim. Şükür. Ortada yok. Öldürüldü diyorsun. Buyur. Şükür öldürüldü, ortada yok. Evet. Şimdi oğlanlar mı geldi sıra? Allah korusun. Olsun, Allah'a şükür devlet sahibi çıktı, kurtardı onu bu ortamda. Onu kurtardık Allah'a şükür. Ama tabii Yasin 18 yaşında olduğu için bir şey yapılamıyor. Aynen, keşke ufak olasaydı. Bu gözyaşları Yasin için mi? Aynen. Neden bu? Yani ben biliyorum, babasıyla yaşadığım için hiçbir yere giremedi. Çünkü devlet de şey vardı onun. Şimdi çocuğum da öyle olacak. Hoşça kal. Hiçbir şeyden korkmuyor. Yani bir insan öldürse dayanamam. Allah korusun. Çünkü kaldırıyor oradan. Çocuğumu yönlendiriyor. Allah korusun. Sevmek desen
sevdim mi seni? Şimdi babasının yanında uzaklaştığında, babası yönlendirmediğinde, senin yanındayken nasıl böyle ana kuzusun? Kendi köydeyken mesela ben sorduğumda, yani demedi, babam yönlendirdi diye söyledi mesela, siz sordunuz, ben sorduğumda. Orta köye gezmeye gittiniz ya siz, bayramdı. Aynen. Ana kuzusu, ay orada yani çocuk nasıl ikilemde kalmış, o anları bir ekranlarınıza getirelim ya. Annesinin yanında bakın nasıl ya, babası olmadığı zaman. Annesinin yanında Yasin nasıl? Öyle yaman bir çelişki bu anlatamam. Senin derdindeyim bugün yine yer. Gel de sen gelirim ama kalbimden bitkinim yer. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Yine senin derdindeyim bugün yine yar. Gel de sen gelirim ama kalbimden bitkinim yar. El ele tutuşup sokaklar dolaşmak var. Denizler, ülkeler gezip seni anlatmak var. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimseye. Ayrılık dedin gidip kalsın mahşere. Sevmek desen sevdim mi seni her nefeste. Bir tek sana yenildim her seferde. Oradaki yüzüyle buradaki suratında çok fark var. Ama görüntüler devam etsin bir yandan da. Çok fark var. Oradaki güleş yüzüğü mesela. Buradaki... Bu 12 gün önce çekildi sevgili izleyiciler. Bu görüntüler 12 gün önce çekildi. Biliyorsunuz bayramda da biz yayınlara, canlı yayınlarımıza devam ettik. Görevimizin başındaydık. 12 gün önce bu görüntüler devam etsin. Görüntüleri verin lütfen ekranlara. Evet ama kopmayalım. Görüntü hepsi görsün izliyorum. Ya bunu olduğu gibi lütfen Instagram'a zaten koymuşlardı. Ben seferinde söylüyorum ama... Yani bütün hepsini görmenizi istiyorum. Yasin'deki o değişimi, Mustafa'nın neler yaptı. Bütün bunları niye ekranlara getiriyoruz? Çünkü Mustafa herkesi tahakkümü altına almak istiyor. Kimse konuşsun istemiyor. Oğuzhan Allah aşkına devlet korumasında. Gelip burada sana bir şekilde baskı yapıp konuş, bir şekilde engellemeye çalıştı. Ama sen ısrarla buradan gitmedin ve ben katili arıyorum, katil de sensin diye gözün içine baktın, bunu iddia ettin. Ama Yasin bak nasıl sana sarılıyor Yasin. Bak sonra o da yazık ya. Vallahi yazık yani. Zaman kimseye. Bu çocuk şimdi babası istiyor diye dedesinin evini yakmaktan bahsediyor. Bu çocuk şimdi gidip bu haberimizin telefonunu aşağı kırdı. Yani bir bölümünü kırmış galiba, zarar vermiş. Bu haberimize şiddet uygulamaya çalışıyor. Bu haberimizi tehdit ediyor bu çocuk. Yazık, günah değil mi sevgili? Keşke 17 yaşında olsa da devlet de sahip çıksa Yasin'e. Bak senin yanında ana kuzusular yani. Boşça kal demedim. Yok değil mi? Hiç zararsız benim oğlum. Benle şakalaşan, benle eğlenen. Sen şimdi Şükür'ü kaybettin. Bu kez geride, yani gerisine kalanlar hiç olmaz. Onlara sahip çıkayım istiyorsun. Yanıma getiremedim dedim hanım. Ama şimdi Fatma yalnız değilsin, biz varız. Bütün Türkiye yanında senin. Çok Allah razı olsun dedim hanım. Şükür zamanında yapamamışsın. Şimdi yalnız değilsin, biz varız. Tamam mı? Senin çocuklara da kimseye yedirmeyiz yani. Sen merak etme yani. Benim doğduğum yerlerde yazık, günah gerçekten. Ben yanındayım senin, tamam canım. Allah razı olsun. Sonuna kadar. Keşke 10 sene evvel çıkaydım ama yapamadım. Öyle bir şeye inandım, öyle gittim. Bir ki ufak bir kıvılcım olsaydı belki ben de çıkardım ama çıkamadım. Ona inandım. Dersin inandırdı beni. Evladıma bir şey yaptı, hiç aklıma gelmedi. Ya bir ata, ana, evladına bir şey, canlı zıtırık düştü müydü, ben canım acıyordu. Uğruna düşüp ölmektir yaşam. Öyle yaman bir çelişki bu, anlatamam. Büyümüş olur oğlum, hala da bebeklerim onlar.
Allah stresten belimle nasıl belime ağrı girdi yani. Gerçekten çok acayip. Yani bir an önce inşallah bütün gerçekler ortaya çıkar ama senin Yasin'in bir açığını biliyor. Ben yayın öncesi sordum. Dedim ki ben ekranda bunun kafamda bir fikir var. Ama onu ekranlar yani ekranda söylemeyeceğim çocuğun güvenliği için, şey için. Yani baba çocuğunun bir açığını biliyor ve onu kullanıyor olabilir. Hatta bence Mehrican kod attı Zeynep de bunu olabilir. Zeynep ne işin var senin o evde? Mustafa'ya neler yaptığın açık değil mi? Ha, Mustafa da öğrensin. Çağır çağır Mustafa'yı. Açıklayacağım şimdi birazdan onların hepsini. Senin Mustafa'ya buradayken neler yaptığını, nasıl ikili oynadığını, iki yüzlü davrandığını çok önemli bilgi açıklayacağım birazdan. Az sonra diyorum. Az sonra. Az sonra açıklayacağım ben onları Zeynep. Sen neden böyle yaptın ha? Neden yaptın? Arkadaşlarım açıklayacağım ben onu. Ben açıklayacağım sevgili izleyiciler. Ya Herro ya Menro yani. Madem öyle bakalım Zeynep Mehrican bunu açıkladıktan sonra o evde kalacak mısın kalmayacak mısın? Hazır ol Zeynep. Açıklıyorum birazdan. Az sonra. Çıkıyor musun? Bak Yasemin'e bak zaman veriyorum. Çıkıyor musun çıkmıyor musun? O evde kalmaya devam mı ediyorsun? Bak Mustafa senin başına bir şey getirmesin. Eğer sen beraber çocuğun başına bir şey getirmediyseniz. Benim bu açıklayacağım şeyden sonra Mustafa o evin içinde senin başına bir şey getirebilir. Ben burada uyarımı yapayım. Can güvenliğin için bu uyarımı yapayım. Bakalım sen ne yapacaksın. Sana zaman tanıyorum. Açıklayacağım arkadaşlar. Kimse beni tutamaz. Açıklayacağım yani. Şu TikTok paylaşımlarını bir ekranlara getirelim Yasin'in. Yasin'deki burada 12 gün önce bunu yapan çocuk. Ya oradaki daha önceki paylaşımları da var. Mevzu Yasin'in derdi sadece para mı? Ben çok para olmadığını düşünüyorum ama görüntüler biraz para olduğunu söylüyor. Yani baba ona para vermiş olabilir. Çünkü babası onun parasını aldığında Yasin evi terk ediyor. Babası maaşına el koyduğunda Yasin evi terk ediyor. Yani bu görüntüler biraz aslında Instagram'a da koyar mısınız TikTok görüntülerini Yasin'in? Babam yok diyordu değil mi? İsparta'ya kaçtığında yani, babam yok diyordu. Ben babamla evet, insan ama, yok diyordu. Ama o görüntülerde paraya düşkünlüğünü de görüyoruz. Para meselesi yüzünden babasıyla işbirliği yapıyor olabilir mi? Yani bence başka bir şey. Ama başka. O görüntüler şimdi ekranlara gelecek. Lütfen buyurun. Ah bu adam benim babam. 8 köşe kasketiyle, omuzunda sakosuyla. Hey 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 hey. Boğazında kalsın. Neredeydin paralı? Ben babamın akıllanmaz oğluyum. Birinizle değil, hepinizle güle oynaya oynarım. Yeter ki diliniz bana uzasın kardeş. Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuz yaşayanlar ölümden de korkmaz. Boğazında ah bu adam benim babam 8 köşe kasketiyle omuzunda sakosuyla hey 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 paraları söyle söyle neredeydin dolarları söyle söyle neredeydin euroları söyle boğazında kalsın boğazında kalsın neredeydin. Ben babamın akıllanmaz oğluyum. Birinizle değil, hepinizle güle oynaya oynarım. Yeter ki diliniz bana uzasın kardeş. Ben şuna hep inanmışımdır. Hayata korkusuz yaşayanlar ölümden de korkmaz. Babasına...